Babamın lakabı var. Orada o zamanlar biliyorsunuz lakaplarla anılıyorlar Girit'te. Zambetullah İsmail deniyor. Anlamadım. Araştırdım. Bilgisayardan da araştırdım. Zambetullah'ın Zambetu diye bir kadın ismi var. Bir prenses ismi. Venedik prensesi. Ve bu sülale Ege Denizi'nde Girit dahil bazı yerlerde valilikler yapmışlar. Yani sanki Afrika'daki böyle bir ismi hatırlatıyor, Zambezi gibi falan, evet, böyle böyle bir şeyi de hatırlatıyor. Ama İtalyan bana. Bunlar, yani bilgisayardan şey yaptım, şeyde yaşamışlar. Ve hala sülale var, Zambetullah. Şu anda Girit'te, şunu söyleyeyim, 1980'li yıllarda abim veya 90'lı yılların civarında abim, şu anda Almanya'da olan abi oraya gidiyor, bir hafta 10 gün bir tatil yapıyor. Ve kaldığı pansiyonunda dostluk kuruyor. O da biraz Rumca biliyor çünkü. Dostluk kuruyor. Orada bu soyadı söylüyor, lakabı söylüyor. Var mı bu soyadda? Evet var diyorlar. Bilmem ne köyünde yaşıyor bu sülale diyorlar. Ama gitmeyi tavsiye etmeyiz diyorlar. O zamanlar bugünkü Yunan-Türk dostluğu yoktu. Yoktu. Evet, tavsiye etmeyiz diyorlar. Sonra ben bunu daha üst seviyede insanlara söyledim. Araştırdılar ama bir şey bulamadık. Olay böyle. Ben 1940'da işte İstiklal İlkokulu'nda okudum Ayvalık'tan. Eski şeylerden biri bu. Sizin eski, sizin bir şeyinize katılmıştım, konferansınıza. Evet. Bütün okullar hep Yunanlardan kalma, bir şeylerden bozma olduğu gibi. Orada Çınarlı şeyin caminin hemen köşesinde 5 sene orada okudum. Sonra 1 sene ortaokulda okudum. Ayvalık Ortaokulu vardı zaten. Liste yoktu o zaman. Bu Ayvalık diyor. Ortaokulu dediğiniz özel bir ortaokul var. Değil. O değil, değil mi? Bu resmi devlet okulu. Devlet. Şu andaki lisenin Sakarya o. Sakarya İlkokulu. Tamam. Siz o gün programda da yaptınız onu. Evet. Eski Rum dönemindeki hastane. Hastane. Aynen. Evet. Orası. Bizim zamanımızda orası spor salonu olarak kullanılıyordu. Hatırlıyorum 70 kaçta geldim ben? 75, 76 mezunuyum. 74'te geldiğimde spor salonu. Evet. Ben 53'te oradan ayrıldım. Yani birinci sınıfı okudum. Ondan sonra işte aile büyüktü. Burada 51'de babam vefat etti. Burada kahve otel kaldı. Bütün kardeşler hepsi buradan geçiniyordu. Büyük abim İstanbul'da hukuk, dördüncü büyük abim İstanbul'da hukuk fakültesinde okudu. Aynı zamanda da Ayvalık'ta zeytinyağı sabun işi yapan ekonomilerin muhasipliğini yapıyordu. İstanbul'da, Yemiş'te, yağ iskelesi denen yerde, meşhur yerde. Fakat tabi ondan sonra ben düstur edindim. Yani üniversite hayatında paraya bulaşırsanız üniversiteyi bitiremiyorsunuz. Abilerim de var, iki tane abim var böyle. Biri yüksek lisanstan ayrıldı, biri hukuktan ayrıldı. İkinci sınıftan ayrıldı. Öteki yüksek lisanın son sınıfında 3-4 dersi vermedi. Öyle kaldı. Ama çalışmak mecburiyetindeydiler. Benim büyüğüm olan abim de bir kere işte zindanında muhasebecilik yapıyordu. Öteki abim de askerlik çağıydı, o İstanbul'da şey yaptı. Dolayısıyla biz buradan dört kardeş, annemi de aldı yanımıza, beni aldılar, annemi aldılar. Üç kardeş İstanbul'da biz yaşayalım. Üç büyük kardeş de burada otel ve kahveyi işletme aldılar. Ben orada liseyi okudum, ortaokulu okudum. Ortaokulunda enteresandır. Şimdi Fenerbahçe'nin stadı büyütmek istediği bir okul var bitişiğinde. Stadı Kenan Evren Lisesi. Kenan Evren Lisesi. O zaman Taşbek'tir. Kadıköy erkek ortaokuluydu. Karşısında kız ortaokulu vardı. Ben oradan mezun oldum. Sonra İtalyan Lisesi. O zaman Fenerbahçelisiniz. Değil. Yok. Değil. Değil.